Emekli maaş zammı son dakika hesaplandı. Emekliye kök maaşı 10450 olacak. Temmuz ayında yapılacak olan zam ise %40'a kadar yükselecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün son seçim müjdesini verecek. Emekli maaş zammı hesabı yapıldı. Kök maaş 10450 Türk Lirası, ara zam %40 oluyor. Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ışığında maaşlara zam uygulanacak. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı enflasyon oranları sonrasında geriye iki veri kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında emekli maaşlarına enflasyon farkı ile refah payı düzenlemesi yapılacağı müjdesini verdi. Kamu işçilerine %45 zam uygulanması sonrasında hesaplamalar hız kesmeden başladı. İşte emekli Temmuz maaşına yeni hesap. Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammı uygulanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, maaşlara enflasyon ve refah payı artışı geleceği müjdesini verdi. Diğer yandan TÜİK tarafından açıklanan rakamlar neticesinde hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. Asgari ücret ve kamu işçisine yapılan zam oranları sonrasında %30, 35, 40 ve 45 dolaylarında yeni hesaplar listelendi. İşte, emekliye Temmuz maaş zam hesabı, rekor katılımın gerçekleştiği Büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan çalışan, memur ve emekliye müjdeyi verdi, eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Emekli maaş zammı hesabı ayuka çıktı. %30, %35, %45 oranla hesaplandı. 7500 alana 10875 Türk Lirası maaş. Geçtiğimiz günlerde Memursen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi, emekli ve memur maaşları için iki bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti. 7500 Türk lirası üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zamının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti, Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili. Yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Seçimden sonra yeni meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Temmuzda enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız. Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi. Yapılacak düzenlemeler, çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak. Kök maaşı 7500 alan %45 zam alırsa, 1.08.75 Temmuz ayı yaklaşırken kamu işçilerinin maaşlarının 15.000 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte diğer işçilerin maaş hesaplamaları da gündeme gelmeye başladı. Özellikle memur maaşlarına yapılacak zam oranı %45 gibi önemli bir konu haline geldi. Memur maaşları her yıl belirli dönemlerde gözden geçirilir ve artışlar gerçekleştirilir. Temmuz ayında yapılacak olan zam, emekli memur maaşları üzerinde de etkili olacaktır. Yapılacak olan zam oranı, memurların maaşlarının belirlenmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Emekli memur maaşlarının belirlenmesindeki temel faktörlerden biri de enflasyon oranıdır. Temmuz ayında yapılacak olan zam, enflasyon oranına paralel olarak belirlenecektir. Kamu işçisi maaş zammı %45 olarak belirlendi. Ardından gözler memur maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Memurlar ve memur emeklileri de Temmuz ayında refah payı alacaklar. Bu kesiminde zam oranlarının kamu işçilerine yapılacak orana yaklaşması bekleniyor. Memur sen, memurlarla işçiler arasındaki gelir makasının yılbaşı itibarıyla açıldığını bildirerek zaman kaybedilmeden ve Temmuz beklenmeden seyyanen zam yapılmasını talep etti. Memursen yönetim kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü değerlendirildi, memursenin her şartta ve koşulda kamu görevlilerinin mağduriyet beklenti. Endişe ve kayıplarını tazmin ve tanzim etme hususunda sorumluluk üstlendiği belirtilerek şunlar kaydedildi, toplu sözleşme düzeninde ve döneminde gerekli paradigmal değişimin şart olduğunu önemli vurguluyoruz. Sendikal mücadelemizin kazanımı olan enflasyon farkının geleceğe yönelik oluşabilecek kayıpların sigortası olduğunu belirtiyor. Geçmiş kayıpların telafisi için enflasyon tazminatının tercih değil şart olduğunu her süreçte fiili ve fikri düzlemde gündeme getiriyoruz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın memurlarımız müsterih olsun. Onların hakkını teslim etmekte bizim boynumuzun borcudur." ifadesi 1 Mayıs'ta ifade ettiğimiz konunun ve sorunun görüldüğünün işaretidir memurlar ile işçiler arasında makas yılbaşı itibarıyla açılmış, kurumlarda çalışma barışı bozulmuş, bozulan bu yapının telafisi açısından zaman kaybedilmeden ve Temmuz ayı beklenmeden seyyanen zam için gerekli düzenlemenin yapılması gerekmekte olup, mevcut durumunun sürdürülemez olduğu bilinmelidir. Memursen olarak çalışma barışını bozan bu ücret adaletsizliğinin bir an önce düzeltilmesini tekraren yineliyoruz. Aksi durumun telafisi güç sonuçlara neden olacağı açıktır kamu işçisi zam oranı için beklenen gün geldi. Toplu iş sözleşmesinin sonuçlanmasıyla 700 binden fazla kamu işçisi için çerçeve protokolün bugün imzalandı. Toplu sözleşme zammı ve taban aylıklar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Ne yapılacak olan artış bir nebze memurlara ve asgari ücretliye, emeklilere yapılacak artışın ön göstergesi olacaktır. Çünkü bu artış geçmiş dönemlerin artışıdır. %15'ler seviyesinde olan enflasyon oranı ilk 6 ayda %20'ler seviyesinde gerçekleşecektir. Ancak Sayın Cumhurbaşkanının yapacağı sosyal refah payı artışı ile birlikte kayda değer bir artış olacaktır. Bu sebeple kamu işçilerine yapılacak olan artışın %40'lar seviyesinde olacağını düşünüyorum. Bununla beraber kamu işçilerinin sosyal denge tazminatı talepleri de var. Bu talepler giderilerek salı günü müjdeli haberin gelmesini bekliyorum. Benim tahminim en az 13.500 lira civarında taban ücret olması yönündedir. Burada 5.500 Türk lirası olan en düşük emekli aylığı 7.500 TL'ye yükseltildi. Ancak 7.500 lira üzerinde maaş alanların maaşlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Bu da fazla prim yatırmalarına rağmen az prim yatıranla aynı maaşın alınmasına yol açtı. Bu ücret dengesizliğiydi. Bunun aşılacağına ilişkin söz geçtiğimiz günlerde verildi. Meclisin tekrar açılmasıyla birlikte bunun kanunlaşması gerektiğinden dolayı hızlı bir şekilde bu düzenleme geçecektir. Ben Haziran ayı başında düzenlemeyi bekliyorum geçmiş ara döneme ilişkin bir düzenleme beklemiyorum. Emeklilerimize verilecek olan zam düşük maaş alanların daha yüksek bir zam alması, yüksek maaş alanların daha az bir zam alması yönünde olacaktır. Sayın Nebati'nin açıklamaları bu yöndeydi. Gerek duyulursa bununla beraber sosyal refah payı artışı Temmuz ayı itibarıyla da yapılacaktır. İlk 6 aylık enflasyonun %20'ler seviyesinde olacağını düşünüyorum. Daha önceki asgari ücret artışı %100'lük bir artışla Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırılarak dolar bazında en yüksek asgari ücret olarak belirlenmişti. Bununla beraber yine açlık sınırının ilk defa üzerinde bir asgari ücret belirlendi. Açlık sınırını şöyle belirlemek gerekiyor. Türk İş'in yaptığı anketler neticesinde belirlenen bir tutar. TÜİK'in buna ilişkin bir belirlemesi bulunmamaktadır. Ancak geçen dönem açlık sınırının üzerinde belirlenmesinden dolayı Nisan ayındaki açlık sınırı da 10.000 Türk Lirası seviyesinde olduğunu düşünürsek. Asgari ücretin %30'luk bir artışla en az 11.000 lira olmasını bekliyorum.